Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bütün paydaşların bir arada olması gerekir değil mi? Bu enkazın ortadan kaldırılması için yeni süreci birlikte inşa edebilmek gerekiyor. Şimdi bu süreçte yani kısa vadede Millet İttifakı muhalefet partileriyle onların çözüm önerileriyle TÜSİAD, iş dünyası, patronlar bir araya gelip birlikte çözüm arayışına bulunabilirler mi? Yani bak, böyle bir örnek vereceğim. Şimdi burada ben daha çok başka şey merak ediyorum. Neyi? Şimdi Cumhurbaşkanı Afrika'da. Hı hı. Dönünce ne diyecek? Şimdi birkaç patronlara konu var. Mı? Birkaç tane bir söyleyeceğim şimdi. Şeyin çıkışı var Bahçeli. Diyor ki bu 10 büyükelçi diyor. İstenmeyen adam ilan edelim. Ülkelerine geri gönderelim. Bu diyor milli onurumuzun sarsılmaz gereğidir. Şimdi 10 buna mecburuz diyor. Yoksa milli onurumuz gider. Şimdi gelince Cumhurbaşkanı acaba bu 10 büyükelçiyi istenmeyen adam ilan edip gidin ülkelerinize kapatın elçiliklerinizi diyebilecek mi? Abi, demezse tamam milli onurumuz sarsılacak mı bu bir? Trump'la Merkel şeylerini kurtarırken ne yaptık? Onları sınır dışı mı ettik? Değil, hayır bu büyük elçiler şimdi hayır ama şimdi iktidar ortağı diyor ki iktidarın en önemli ortağı Bahçeli. Bu evet. Diyor olmazsa olmaz diyor milli onurumuzun gereğidir diyor. Bakın git bu 10 büyük elçi sadece dışlarına çağırıp haddinizi aştın demekle olmaz diyor. Bunların hepsini ülkelerine geri göndereceğiz. Yapabilir mi? Kim? Yani böyle yapmalıyız diyor ya Bahçeli. Bahçeli diyor. Cumhurbaşkanı gelince çünkü yürütme bir kişi. Tek karar. Şey tek karar verici o. Onu ne diyecek? İki dönünce TÜSİAD'a ne diyecek? TÜSİAD'a ne diyecek? Peki bu Acemoğlu'na ne diyecek? Diyor ki ekonomik ya böyle bir krizlerde yani otoriter rejimlerde, otokrasilerden sonra demokrasiler daha da güçlenir. Bakın burada güçlü. Diktatörlük diyor. Biz diktatör diyor. O ifadeyi kullanıyor. Evet. Diye. Bakın burada biz şeyde Almanya seçimlerinde bir Almanya'nın seçim sistemini konuştuk. Ne dedik? O kadar böyle defansif gidiyorlar ki bir kişi, bir parti tek başına iktidar olmasın. Çok büyük güçle. Tek başına iktidar olabilir. Çok büyük güç çok elde büyük etmesin. Güçlü. Yani hem yürütmeyi hem yasamayı ele geçirmesin diye. Adamlar bölmüşler işte her 290 tane bölge yapmışlar. Orada bağımsız seçiliyor. Partiler ayrı seçiliyor. Sonra geliyor. Koalisyonlar kuruluyor falan. Niye? Kendileri bir şeylerden ders çıkarmışlar. Ha, orta demokrasi tuzağı. Demokrasiyi korumamız lazım diye. Evet. Kriz, büyük krizlerden, çöküşlerden geçti Almanya'da. Şimdi evet. Türkiye'de böyle bir tam diktatörlük diyemeyeceğim ama ağır bir otoriter, otokrat, otokrat bir liderimiz var. O ne derse oluyor. Şimdi bu lider acaba bunlara ne cevap dönünce verecek? Dönünce ne diyecek? Üç, hükmü olacak. Bütün iş adamları diyor ki Merkez Bankası bağımsız olsun. Ona ne diyecek? Çünkü şimdi çıkıp ekranda ne bağımsız dedi? Bağımsız dedi ya ama Cumhurbaşkanı diyecek. Afrika'ya giderken ne dedi? Ama bağımsız ya dedi. Kılıçdaroğlu'na randevu verdi ama dedi. Ama Mehmet Tezkan şey ama diyor. Mesaj veriyorum dedi de ekrana çıkıp. 10 büyükelçinin ortak metninden yayınladığı metinden sonra yaptığı uyarılardan sonra bu ülkede demokrasi var, yargı var, adalet var denmedi mi? Merkez Bankası da bağımsız denir tabii. Niye denmez? Yani gayet rahat söylenebiliyor. Bakın. Türkiye'nin TÜSİAD ne kadar şey olsa biraz önce ne dedik? Kurumlar vergisinin %80'ini veren bir örgüt çıkıp da ey iktidar bu Merkez Bankası'nı bağımsız kıl. Bu ülkede adalet yok. Bakın 138 ülke arasında 117. sıradayız. Dibe doğru vuruyoruz. Vurduk gibi. Vurduk. Bu dibe doğru vuruyoruz değil mi? Bu adalet kadar noktasında hayır. Türkiye'de adaletin bittiğini sen diyordun ben diyordum o diyordu yazarlar diyordu muhalefet diyordu şu diyordu bu diyordu ama İş dünyasının en tepe örgütünden bu kadar güçlü bir ses duyuyor muyduk? Bakın hepsini. Şimdi Daron Acemoğlu'nu çağırıp orada konuşma yaptırması ve diktatörlüklerden sonra merak etmeyin demokrasiyle gelecek çok da vahmete kapılmayın demesi bile önemli değil mi? Şu anda bakın muhalefet bütün partiler ortak demokrasi noktasına çalışmıyor mu? Güzel tespit. Tabii yani canım. Örnekleri var. Otokratik şeyden sonra daha güçlü bir demokrasi geliyor. Çünkü çekiyorsun bedelini ödüyorsun. Bedelini ödüyorsun. 9.30 dolarla. Evet. Biraz önce dedin ki eğitimden, sağlıktan her şeyde bir devreliyorsun. TÜSİAD neden şimdi konuştu sorusunun bir başka versiyonu.
döviz kurları böyle fırlamasaydı, dolar 9,5'lara dayanmasaydı TÜSİAD böyle konuşur muydu? Ya da çıkıp bir mesaj verme, bu konularda bir şeyler söylemeye gereği duyar mıydı? Valla buna tam cevap veremeyeceğim. Ben de bilmiyorum aslında. Yani şimdi bazen erken konuştuğunuz zaman da vay hain diye söyleniliyor. Ama erken bazen, konuşmakla geç konuşmanın bir ortası arası var değil mi? Baştan konuşmadı. Bu ülkede adaletsizlikler oldu. Çeşitli davalar oldu. Veya TÜSİAD ağzını açmadı şimdi. Bir şey Osman söyleyeyim. Kavala için tavır koydular mı ya? Hani nerede iş dünyası? Osman Kavala... Hı hı. 4 senedir hapiste. Ya 4 sene Kavala ile ilgili niye şey koysun? Genel ilkeyle koyar. Adalet, adalet isimle konusunda. Koymaz, ilkeyle koyar. Hayır, isimle de koymak Osman zorunda. Osman Kavala da iş insanı. Kendi evet. Rabia Naz da insan o zaman. İş insanı olması yani önemli değil. Hayır, hayır. İnsan yani, olması önemli. Hani TÜSİAD diye konuşan patronlar, iş dünyası aslında Osman Kavala da tabii ki ayrışıyor onlardan. Simge. Çünkü tabii... Senin dediğin bütün o haksız hukuksuzluklar Osman Kavala'da simgeleştiği için Osman Kavala'dan söz ediyoruz. 4 senedir şey hapiste. Hayır. Her bundan beraat ediyor. Aynı dosyaya Türk Ceza Kanunu başka siyasi maddesini koyuyorlar. Siyasi tutukluluk noktasında simge Osman Kavala. Öyle diyoruz evet, zaten evet. Tabii yani, tabii. Adaletsizlik noktasında derken adaletsizliğin de bak siyasi Türkiye'den siyasi tutukluluk noktasında simge. Hayır, adaletsizlik şurada sen bir şeyle suçluyorsun. Olmuyor. Aynı dosyayı Türk Ceza Kanunu başka bir maddesini tamam. koyuyoruz. Aynı dosyaya başka bir madde koyuyoruz. Ama belge aynı belge. Şimdi buna karşı TÜSİAD bir şey mi dedi? Türkiye'de ne kadar çok davalar oldu. Balyozlar, Ergenekon'dan şunlar bunlar. TÜSİAD çıkıp ya bu ülkede adalet yerlerin altında dedi şimdi mi? Osman Kavala'da o dün bu zaman. Salonda oturan bir isim olabilirdi. Çıkıp konuşma yapan bir isim olabilirdi iş dünyasından birisi olarak. Ama öyle durmak, konumlanmak yerine demokrasi, insan haklarını önceleyen, bu konuda sivil toplum çalışmalarına ağırlık veren, yaşamını böyle anlamlandıran, hı. yani sermayesiyle, parasıyla, zenginliğiyle değil, bu alandaki mücadelesiyle anlamlandıran bir isim olduğu için bedel ödüyor şimdi. Evet. Yani. Şimdi bak Daran'ın kitabında diyor ki şimdi eskiden bir dönemde örnek Kore. Otoriter rejimlerde o işçi hakları, insan hakları, demokrasi, adalet ikinci plana atılıp baskılı bir rejimle kalkınma olabiliyordu. Bunun örneği Güney Kore'dir. İyi dünyada. Örneği. Kalkınmada baskıcı rejimle kalkınmada Güney Kore iyi bir örnek. Kötü örnek de Filipinler'dir onu söyleyeyim. Kötü örnek de Filipinler'dir. Aynı dönemde iki diktatör vardır. Biri Güney Kore'yi kalkındırdı, biri de Filipinleri batırdı. Ama batırma değil, kalkınma örneğini kalkınmada. Evet. Şimdi geldiğimiz dünyada, şu anki dünyada, neye bakıyorlar? İnsan hakları, ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü, adaletin olup olmamasına bakıyor. Artık yatırımcı bir ülkeye giderken